Bu videoda ara değer teoremini işleyeceğiz. Buradaki matematiksel dile rağmen bu aslında daha sezgisel bir teorem. Hatta belki de matematik kariyerinizde karşılaşacağınız en sezgisel teorem bile olabilir. Şimdi öncelikle burada yazılanları bir okuyalım, daha sonra da yorumunu yapalım ve umuyorum ardından hepimiz bunun aslında ne kadar kolay olduğunu göreceğiz. Kanıtını burada yapmayacağım ama temelini kavramsal yorumlarla oluşturmamızın yeterli olacağını düşünüyorum. Şimdi teorem bize diyor ki f a B kapalı aralığındaki her noktada sürekli bir fonksiyon AB kapalı aralığında yani a'yı ve b'yi de dahil ediyoruz ve her noktada sürekliymiş. Şimdi size bu ilk satırlarda tanımlanan f fonksiyonunun nasıl göründüğünü gösteren birkaç örnek çizmeye çalışayım. f a B aralığındaki her noktada sürekli olan bir fonksiyon. Hmm. Buraya şöyle bir eksen takımı çizelim. Burası Y eksenimiz olsun, burası da X eksenimiz. Şimdi diyelim ki burası A, burası da B olsun. F A B kapalı aralığındaki her noktada sürekli olan bir fonksiyon, yani sürekli olabilmesi için her noktada tanımlı olması gerekiyor, değil mi? Ve fonksiyonun bir noktadaki limit değerinin fonksiyonun o noktadaki değerine de eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla fonksiyon f a noktasında kesinlikle tanımlı olmalı. Yani fonksiyon bir f a değerine sahip. O da Buradaki nokta olsun. Evet, f a noktası bu olsun. fB ise daha yukarıda bir yerde olabilir olmayabilir de. Başka durumlarda farklı yerlerde de olabilir ama bu durumda f b'yi burada kabul edelim. O zaman burası da fB noktası. Ve bize sürekli bir fonksiyon olduğu söylenmiş. F fonksiyonu sürekli. Eğer sürekli fonksiyonların neye benzediğini hayal etmeye çalışıyorsanız, bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bir aralık üzerinde sürekli sürekliysek, fonksiyonun aralık üzerinde üzerinde bir noktadaki değerinden fonksiyonun aralık üzerindeki başka bir noktadaki değerine kalemi kaldırmadan gidebilmemiz gerekir. Fonksiyon olduğu sürece istediğim her şekilde gidebilirim. Yani şöyle bir şey yapamayız değil mi? Zira bu fonksiyon olmaz. Kalemi kaldırmadığımız sürece bir noktadan başka bir noktaya gidebiliyorsak o zaman buna sürekli bir fonksiyon diyebiliriz kısaca. İşte böyle. Eğer grafik boyunca kalemi kaldırmak zorunda kalırsak, yani şöyle bir şey yapmış olursak, hop kalemi kaldırmamız gerekti ve devam ettik. O zaman buna sürekli bir fonksiyon diyemeyiz. Eğer şöyle başlayıp hop burada kalemi kaldırıp buradan devam edersek yine sürekli olmaz. Eğer bu şekilde yukarıya gidip yine kalemi kaldırırsak aşağıdan devam edersek yine sürekli bir fonksiyon olmaz. Dolayısıyla sürekli bir fonksiyon AB kapalı aralığındaki sürekli bir fonksiyon evet bu şekilde görünür. Başka örnekleri de çizebilirim. Hatta hatta en iyisi çizeyim. Mesela şuraya fb'nin fa'dan küçük olduğu başka bir örnek çizelim. Yine burası y eksenimiz olsun. Burası da x eksenimiz olsun. a ve b'nin ikisi de pozitif olmak zorunda değil değil mi? Negatif de olabilirler. Mesela bu örnekte a'yı negatif seçelim. b ise pozitif olsun FA ve FB bunlar da pozitif veya negatif olabilir ama bu örnekte FA burada olsun evet burası FA FB de burada olsun. Evet FB. Ve yine F'in sürekli bir fonksiyon olduğunu söylüyoruz. Öyleyse FA'dan FB'ye giderken çizeceğimiz fonksiyonu kalemi kaldırmadan çizebiliyor olmamız gerekecek. Yani bu şekilde bir fonksiyon olabilir. Aslında düşey gitsin istemiyorum. Böyle Böyle gidebilir, aşağıya inebilir, sonra da böyle bir şey yapmış olabilir, ne bileyim. Dolayısıyla buraya iki örnek durumu da çizmiş olduk. Buraya f'in AB kapalı aralığındaki her noktada sürekli olduğu sonsuz adette fonksiyon çizebilirdik ama şimdilik iki örnek durum bizim için yeterli olsun. Önümüzde bize ara değer teoreminden elde ettiğimiz sonucu açıklayan iki yol verilmiş. Çoğunlukla sonucun bu iki yoldan biri olarak yazıldığını göreceksiniz ya da bunlardan birine yakın olanının yazıldığını. Bu yüzden her ikisini de yazmak istedim ben aslında. Şimdi ilk yolda şunu söylüyor. Eğer yazdığımız ilk ifade doğruysa o zaman f fonksiyonu aralık boyunca f a ve f b arasındaki bütün değerlere sahip olur. Ve burada görmüş olduğunuz iki durumda da FA ve FB arasındaki bütün değerlerin belli bir noktada bir karşılığı var. Herhangi bir nokta seçebilirsiniz herhangi bir nokta. Mesela buradaki L noktası. Bakın L noktası burada gerçekleşmiş. Eğer burada bir L seçersek L burada gerçekleşmiş olur ve burada da gerçekleşmiş ve hat hatta burada da gerçekleşmiş olur. Buradaki ikinci açıklama ara değer teoremini daha çok bu yolla açıklıyor. FA ve FB arasındaki herhangi bir L değeri için AB kapalı aralığında FC eşittir L'yi sağlayan bir C sayısı vardır. Yani daha doğrusu en az bir C sayısı vardır. Bu durumda C değerimiz burada. Burada ise C'nin alabileceği birçok değer var. Bu da C olabilir. Bu da aynı şekilde C olabilir. Dolayısıyla sağlayan en az bir C sayısı vardır demeliyiz, değil mi? En az bir C sayısı. Onu şuraya ekleyelim. Evet. Bu ifade doğru olduğunda AB aralığında en az bir C sayısı. Tamam. O zaman önümüzdeki birkaç dakika için sizleri eğlendirecek bir şey söyleyeyim. İlk ifadenin doğru olduğu ama bir şekilde ikinci ifadenin yanlış olduğu bir fonksiyon çizebilir misiniz? Mesela diyelim ki bir L değeri için aralıkta bir C değeri olmasın. Hadi bunu çizmeyi deneyelim. Bunu oldukça büyük çizeceğim ki FA ve FB arasındaki bütün değerleri almamız gerektiğinin ne kadar ortada olduğunu görebilelim. Şimdi bu sefer büyük bir eksen takımı çizeyim. Burası y eksenimiz ve burası da x eksenimiz. Basit olsun diye f a'nın f b'den küçük olduğu durumu inceleyeceğim. Burası a olsun, burası da b. Evet, burası f evet f burası da FB. Kesikli çizgimizi de çizdik. Tamam fb. Burada sürekli bir fonksiyonumuz olduğunu kabul ediyoruz. Yani çizeceğimiz grafiği f a'dan f b'ye gidecek olan fonksiyonun grafiğini kastediyorum. Kalemi kaldırmadan çizmemiz gerekiyor. Buradaki a virgül f a koordinatından b virgül f b koordinatına kalemi kaldırmadan gitmeliyiz. Ve diyelim ki burada değerini almadığımız bir l olsun. Diyelim ki burada bir l değeri olsun Olsun ve bu değeri hiç almıyoruz. Bu sürekli fonksiyon x eşittir a'dan x eşittir b'ye giderken bu değeri hiç almıyor. Bakalım bunu çizebiliyor muyuz? Bakalım buradan buraya bu kesikli çizgiyi kesmeden gidebilecek miyiz? Şöyle başlayalım. Hop belki biraz kendimizi koruduk. Sonra biraz ileriye gittik. Peki ama kalemi kaldırmadan nasıl yukarıya çıkacağız? Gerçekten de bu kesikli çizgiyi kesmemiz gerekiyor. Tamam işte oldu. L değerini almamız gerekti. Bu da kapalı aralığın içindeki C değerinde oldu. Şimdi size burada kanıtı vermiyorum tabi, ama umarım ara değer teoreminin aslında sağ duyudan ibaret olduğuna dair bir sezginiz oluşmuştur. Burada uğraştığınız şey sürekli bir fonksiyon grafiğini çizdiğiniz zaman eğer A, F, A ve B, F, B koordinatlarını kalemi kaldırmadan birleştirebiliyorsanız o zaman bu bir sürekli fonksiyon olur ve F, A ve F, B arası arasındaki bütün değerleri alır.